Başladı mı? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, çok kıymetli sosyal medya arkadaşlarım, herkese Adana'dan kucak dolusu selamlar. Bugün ilginç konularla yine sizlerleyiz. Bizi son günlerde gerçekten izlemeniz gerekiyor. Çünkü yumurtalıkta inanılmaz şeyler oluyor. Cadı kazanı gibi kaynıyor. Bugün konumuz yumurtalık. Yumurtalıkta neler oluyor, neler oldu ve neler olacak az çok tahmin ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel şeyler de olsun istiyoruz. Umudumuz güzel olsun diye uğraşmak, bütün umudumuz, dualarımız ilçemizde güzel şeyler olması için mücadele veriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yumurtalıkla ilgili yine sorusu olanlar bizimle paylaşabilir. Gündemi değerlendirelim, hep birlikte değerlendirelim isterseniz. Alayım onu arkadaşım. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, şuradan da girebiliriz herhalde. Buradan yumurtalık halkına sesleniyoruz. Yumurtalık bizi izliyorsa sorularını sorabilirler. Evet. Evet, buradan açamadık ama arkadaşlar canlı yayına geçti. Şuradan herhalde gireceğiz. Tekrar giriş yapalım. Evet, çok kıymetli arkadaşlarım. Şimdi günlerdir Yumurtalık Belediye Başkan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı geleneğiyle MHP'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden adayımız bekleniyordu. En son yayınımızdan sonraki gün açıklanma oldu. Aydın Kütükoğlu. Sayın Aydın Kütükoğlu'na buradan hayırlı olsun diyoruz. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı onaylandı ve bugün itibariyle de programını hazırladığını ve saha çalışmalarına başlayacağını söyledi. Tekrar hayırlı olsun diyoruz Milliyetçi Hareket Partisi adına da. Tabii çok iyi adaylar vardı. Geçenki yayınımızda Cem Nen üzerinde durmuştuk. Ali Öztürk üzerinde durmuştuk. Ve Aydın Kütükoğlu'na da değinmiştik. Aydın Kütükoğlu da Sugözü Köyü'nden çok kıymetli bir çiftçi, bir abimiz. İnşallah başarılı olur diyoruz. Bu çıkmış olduğu yolda Allah yolunu açık etsin. İnşallah güzel niyetleriyle devam eder diyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi adayını açıkladıktan sonra arkadaşlar Yumurtalık Belediyesi'nde çok büyük bir hengame yaşandığını biliyoruz. Gerçekten herkes oraya toplandı. Ondan sonra üzüntüler oldu. Sayın Türkeş Filik aday gösterilmedi diye çok üzülen çalışanlar ve yandaşlar, birileri üzüldü. Biz de üzüldük. Sevindiğimiz yerlerde var, üzüldüğümüz yerlerde var Türkeş Filik adına. Çünkü biz Türkeş Filik'i defalarca programımıza davet ettik. Bakın bunlar söyleniyor, bunlar iddia ediliyor. Bu belgeler sunuldu. Bu nedir dedik. Gelin konuk olun, anlatın dedik ama gelmediler. Hep kaçamak dövüştüler. Kendilerine de geçmiş olsun diyoruz. Çünkü yönetemediğimizi aylardır, yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır sürekli söylüyordum. Ben belediyeyi yönetemiyorsun Sayın Türkeş, bırak dedikçe her hafta bana dava açtın. 4 yıldır, 5 yıldır mahkeme kapılarında, karakol kapılarından beri gelemedim. Türkeş Filik'in bana açtığı davalar. Hatta geçen hafta yine dava açtı, şikayette bulundu benle ilgili. İftira attığımı söyledi. Ben iftira atmadım. Tekrar buradan Türkeş Filik'e sesleniyorum. Ben size iftira atmadım. Ben size belgelerle konuştum ve bakın kendi personeliniz, bakın en son gördünüz işte koordinatörünüz, belediyenin koordinatörü, Türkeş Filik'in koordinatörü, arkadaşlar ne yazdı? Zeydan Karalar'ın parke taşlarını gönderdiğini ve belediyenin bunu fatura ederek kendisine, bünyesine para akışı sağladığını iddia etti Şaban Yetkin. Kendisinin koordinatörüydü. Şaban Yetkin'le bağlarını kesmek istediğinde Şaban Yetkin'i işinden uzaklaştırılınca hala da sanırım bankamatikçi olarak da aylardır devam ediyor. Bankamatikçilerden biri de Şaban Yetkin'di. Son halini bilmiyorum ama bir ay öncesine kadar sen de bankamatikçiydin Şaban Yetkin.
Şaban Yetkin koordinatörken arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın ana caddelerinin yaptığı yollarda kepçelerin üstüne çıkıyordu. Silindirlerin üzerine çıkıyordu. Mücü taşıyan kamyonların üzerine çıkıp poz veriyordu. Sanki mevcut belediye başkanı yapıyormuş gibi, ilçe belediyesi yapıyormuş gibi Büyükşehir'in yapmış olduğu yerlerde biz şunu yaptık, bunu yaptık diye hava atıyordu. Ne oldu da şimdi Şaban Yetkin koordinatörü, bir takım belediye başkan yardımcıları, bir takım çalışan müdürleriniz, amirleriniz ne oldu da bir anda böyle bir U dönüşü yaptınız anlayamadık. Tamam, Türkiye Filiği ben de eleştiriyorum. Günlerdir anlatıyoruz şunu yapmadın, bunu yaptın, bunu ettin dedik ama ya kendi koordinatörünüz. Yani Şaban Yetkin size demediği laf kalmadı. Dün hatta bir yayın yapmıştı. Ne yazmıştı? Kedicikler demişti ya. Çalışanlarına, kediciklerinize yazık oldu. 600'le şu falan köyde çalışıyorsunuz. 700'le ben vereyim de bana çalışın gibi çok böyle aşağılayıcı laflar duyduk yani. Şimdi siz bu adamlara dava açmıyorsunuz. Bana dava açıyorsunuz Sayın Türkeş'in. Çok ilginç ya. Vallahi billahi çok ilginç. Ben şaşırdım kaldım. Gerçekten şaşırdım kaldım. Hani burada sizin dava açacağınız kişi ben değildim. Bana bunları söyleyen veyahut da alenen sosyal medya hesaplarında yumurtalıkta sizin hakkınızda çok ağır bir şekilde eleştiriler. Bakın ben o kadar ağır eleştirmedim yani. Ben de eleştirdim yani. Bu adamlar güne kadar bayrak sallıyordu da ne oldu? Ne oldu yani? Ya kaç kere içki masalarında beni aradığınız da oldu yani Şaban Yetkin. Gece içiyor Şaban Yetkin denen arkadaş koordinatör. Abi kafası full güzel. Bir bakıyorum bana mesaj atıyor gece yarısı. Tehditler savuruyor. Vallahi bende daha duruyor mesajlar yani. Kaç ay önce, geçen sene miydi? En son yayın yaptığımda. Bir sene olacak. Adam kafası güzelken yazıyor. İnternete de yazıyor. Sonra geri siliyor, geri paylaşıyor. Ya arkadaşlar... Ya tamam anladım yani kafanız güzel ne yazdığınızın farkında değilsiniz ama bir kadına gece yarısı tehditler aşağılayıcı laflar yazmak ayıp bir şey yani. Ayıbı bilmiyorsunuz onu biliyoruz da edebi hayayı artık unutmuşsun gözün kalbin kararmış. Hani yıllardır hep birilerine yalakalık yaptınız hani kim güçlüyse kim belediye başkanı olacak bakıyor netleşiyor hemen gidiyor oraya böyle. Turgut Erişmen'in de yanında çok gezdin. Habib Salıcı'nın da yanında gezdin. Ondan sonra Türkeş'in de bayrağını salladın. Şimdi nerenin bayrağını sallayacaksın? Çok merak ediyoruz. İlçe olarak, Yumurtalık ilçesi olarak Şaban Yetkin şimdi kimin bayrağını sallayacak? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ama artık sana ekmek çıkmaz yani. Türkeş Virik geçen dönem arkadaşlar belediye başkanı adaylığı döneminde Şaban Yetkin koyunlar kesti abi. Hepiniz biliyorsunuz koyunlar kesti, kavurmalar yaptı, kutlama yaptı. Şimdi Şaban Yetkin koordinatörü, belediyenin koordinatörü Türkeş File demediği laf kalmıyor. Arkasından küfretmediği kalmıyor. Abi ben şahidim ya. Benim telefonlarım hatta şeyleri tabelerini çıkarabilir emniyetten çıkarabiliriz. Sen Türkeş File ana, avrat, çor, çocuk her şeyine küfrettin Şaban Yetkin. Ondan sonra da hiçbir şey yok gibi gidiyorsunuz, sarılıyorsunuz. Ya ben bu kadar ahlaksızlığı görmedim ya. Ya bir insana bu kadar küfürler edip her yerde küfrediyor arkadaşlar. Alenen yani. Hangi mekana gir Şaban Yetkin oradaysa Türkeş File'ye küfrediyor, bana küfrediyor, herkese küfrediyor. Yani bilmiyorum çok alkol iyi bir şey değil arkadaşlar. İnsanın akli melekelerini mi acaba alıyor? Burada bir sıkıntı var. Çözemedim yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet, yayınımıza katılan arkadaşlarımız var. Herkese, yayına katılanlara teşekkür ederim. Görüyorum kardeşim buradan. Mehmet Demir katılmış. Ali Çatal. Küfürün mi? Medeniyet şehri. Şanlı Urfa'dan selamlar, saygılar diliyorum. Evet, Urfa'dan Ali Çatal katılmış. Mustafa Gün, iyi akşamlar. Yumurtalık Belediyesi boş demiş. Ya Mustafa abi, birkaç gündür gece sabaha kadar belediyenin ışıkları yandı, orada bir takım bir şeyler olduğu, sabaha kadar çalışmalar olduğu söylendi. Yani belediye 9 senedir çalışmadı da şimdi niye çalışıyor onu anlamadım. Sabaha kadar ışıklar yanıyormuş. Oradan komşular söyledi. Evet, Mustafa Gün. Oturdular aldığı maaşı rızkım olsun demiş.
Evet, o bankamatikçilerim var ya, hepsini biliyorum abi. Çok yakın tanıdıklarım da var. Bir tanesi yani Havanta'dan geçinenlerden bir tanesi de zaten herkes biliyor Şaban Yetkin'di. Kim olursa olsun abi. Babam ne olursa da dediğin gibi Mustafa Günde zehir zıkkım olsun demiş. Doğru söylüyorsun kardeşim. Evet, Halit Akkuş izliyor. Sema Duran muhtarım izliyor. İsmail Salıç CHP'den yine Yumurtalık'tan saygıdeğer bir abimiz o izliyor. Mustafa Gün iyi pavyonlarda eğlendiler. Köylere bir şey yapmadılar. Zehir zıkkım olsun milletin hakkı demiş. Mustafa Gün pavyonlarda gezdiler demiş. Bak bak, ben söylemiyorum arkadaşlar. Vatandaş söylüyor bakın. Ben söyleyince suç oluyor bak. Mustafa Aktaş, Hüseyin Sözlü müdahale etti mi Yumurtalık adaylığına? Hüseyin Sözlü müdahale etti mi adayla, yani şu anki yeni aday sayın bir dakika. Yeni seçilen adaya müdahale etti mi demiş Mustafa Aktaş. Hüseyin Sözlü'nün müdahalesi var mı demiş. Ya olabilir, Aydın Kütükoğlu sanırım kirvesi Hüseyin Sözlü'nün bildiğim kadarıyla. Müdahale edecek bir şey yoktu arkadaşlar. Aday adayları ortadaydı zaten. Kimin ne olduğunu genel merkez araştırmıştır. Hüseyin Sözlü ile alakasının olduğunu düşünmüyorum. Varsa da iyi olmuş yani. Ben kanaatimle. Evet, Necdet Akkuş hayırlı yayınlar dilerim demiş. Kadir Nesrin Parlak selam abla demiş. Selam Kadir kardeşim. Sema Duran vicdan rahatlığı kadar güzel duygu yok. Yaşayanlar utansın demiş. Evet, Sema Duran kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste diyelim. Kadir Nesrin Parlak Kocaeli'den izliyor. Tülün Şahandar Şeref iyi akşamlar Emine Hanım demiş. Teşekkür ederim Tülün kardeşim. Ali Bulut Mersin'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Evet, yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar, biz bekliyoruz. Özgür Tekin. Evet, Özgür Tekin. Bu seçimde köylüler kazanacak demiş. Özgür Tekin arkadaşlar, Millet Partisi Kaldırım Belediye Başkan adayı. Efendim, memleket, pardon. Evet, pardon, özür dilerim Özgür kardeşim. Özgür Tekin Kaldırım köyünden, beldemizden çok sevilen bir ailenin evladı, çok da başarılı bir inşaat mühendisi bildiğim kadarıyla, müteahhit aynı zamanda. Özgür Tekin'e buradan ben de selamlarımı gönderiyorum. Özgür Tekin Memleket Partisi'nden Kaldırım Belediye Başkan adayı arkadaşlar. Bakın ilk defa duyuyorsunuz. Buradan duyurmuş olalım. Kendisini de inşallah konuk alacağım. Allah izin verirse. Sema Duran yaşamayanlar, yaşayamayanlar dedim. Evet. Nazif Ünsal. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam abi. Mehmet Bozkurt. Adana İncirlik'ten hayırlı akşamlar Emine Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Mehmet abi. Evet, yayınımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şaban Yetkin'de kalmıştık. Evet, Şaban Yetkin düne kadar bayrak sallayıp Türk Eşvili'nin ayağına çifte koyunlar kesen adam şimdi abi düşman olmuş. Türk Eşvili'yi ilk sırtından vuranlardan biri, koordinatörü, belediyenin koordinatörü. Ya Türk Eşvili, ben sana demedim mi kardeşim? Yanındakiler, yönündekilere dikkat et demedim mi kardeşim? Ben böyle dolaylı yolla hep anlatıyorum buradan bir şeyler ama anlamıyor musunuz? Anlayışınız mı kıt? Kafanız 24 saat mi güzel? Hiç mi ayık değilsiniz ya? Ayık, yani ayık gelin, en azından tekrar izleyin de Emine Hanım ne demek istemiş diye şöyle bir düşün ya. Şöyle bir düşün yani. Evet, çifte koyunlar kesen Şaban Yetkin şimdi kimin bayrağını sallıyor? Şaban Yetkin belediye başkanı, mevcut belediye başkanı Türkeş Filik aday olmayınca ilk sırtından vuran koordinatörü Şaban Yetkin oldu. Çok ilginç iddialar atıyor ortaya. Çok aşağılayıcı sözler söylüyor. Hadi Türkeş Filik, şimdi sıra sende. Bana dava açıyordun ya, eleştirdim diye. Şimdi açacağın adamları görüyorsun işte. Şimdi dava aç. Hadi bakalım. Kadri meydan. Evet, Şaban Yetkin'i biraz da çok da böyle Şaban Yetkin deyip de onu da bir yere, bir kendini şimdi bir şey zannedecek Şaban Yetkin de. Şimdi fazla da bahsetmek istemiyorum Şaban Yetkin'e. Şimdi kendini bir halt zannedecek burada. Evet.
Şimdi Şaban Yetkin konusuna bir yerde daha geleceğim. Abi, ben yine konuşacağım. Kusura bakmasın, yumurtalık halkı izliyor beni. Yumurtalık halkı bakın. Şaban Yetkin geçen sene miydi, evvelki sene miydi arkadaşlar? Kaymakam Bey, bu önceki Kaymakam Bey gitmeden evveldi. Hasan Hüseyin Murat Beyefendi. Kaymakam Bey gitmeden evvel, başka memlekete tayin çıkmadan evvel. Şaban Yetkin bir otelde eğleniyor, yiyor, içiyor. Mustafa Gül'ün dediği gibi, pavyoncu dedi ya şimdi. Yiyorlar, içiyorlar, kafalar 1500 abi. Kafaları güzel, müzikli bir yerde, otel miydi hatırlamıyorum. Bizim de yerel gazetecilerden bir gazeteci abimiz var. Her meşhurdur. Gazeteci abimizin ismini vermeyeyim şimdi, o kendi biliyor. Gazeteci abimiz de bunu resimlerini, kamera kayıtlarını artık nasıl çekilmişse bilmiyorum. Asfer kadar kameraya çekmişler. Niye çekmişler? Eğleniyoruz diye çekmişler. Ama oldu ya işte, onlar da girmiş bu kameranın içerisine, kayıtların içerisine. Şaban Yetkin kafası güzelken oradaki yan masadaki hanımefendilere sarkıntılık yapıyor. Sarkıntılık yapınca bu olay ortalık karışıyor. Kadınlar şikayetçi olmak istiyor. Resimler, belgeler de var. Tabii yerel gazeteciyle Şaban Yetkin arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Çok büyük bir olay yaşanıyor. O diyor ki işte şöyle olacak, o diyor böyle olacak. Resimler iptal edeceksin, şikayet edilmeyecek diye ortaya bir sürü... Tabii o zaman Türkeşfilik'te garibim, koordinatörüm diye sahip çıkıyor. Araya birilerini girdiriyor belediye başkanı olarak. Bu konu örtbas ediliyor. Yoksa Şaban Yetkin'e dava açacaktı sarkıntılık ettiği bayanlar. Şimdi sen Türkeşfilik'e atıyorsun tutuyorsun da, Türkeşfilik seni çok şeyden kurtardı, beladan. En son Horlar mıydı arkadaşlar, Asmalı mıydı? Yeşilköy müydü? Ha, Yeşilköy'den en son bundan 5-6 ay önceydi sanırım. Yeşilköy Sadiye'den arkadaşlar birileriyle bugüne atışıyor. Çünkü ağzının tavanı yok ya Şaban Yetkin'in. Ne konuştuğunu da bildiği yok. Kafa güzel olunca işte gece yarısı bana bile hakaret ediyor adam, küfrediyor. Şimdi Şaban Yetkin birilerine yine bir şeyler söylemiş, hakaret etmiş, küfür etmiş yine bir ortamda. Bu adamlar da öfkeleniyorlar abi. Artık ne dediyse, düşünün Şaban Yetkin'de ağzın tavalı yok, ne dedi. Bu adamlar, bir kamyon dolusu adam Şaban Yetkin'i dövmeye geliyor. Şaban Yetkin'i dövmeye geliyorlar. Yine kim kurtarıyor arkadaşlar? Hadi bilin. Tabii ki mevcut belediye başkanı Türkeşfilik yine kurtarıyor. Bak, sen şimdi Türkeşfilik'e atıp tutuyorsun ya. Bak, Türkeşfilik seni kaç kere kurtarmış sayıyorum. İki etti. Bak, daha ondan evveliyat da vardı, anlatmıyorum. Yok, eskiye gitmek istemiyorum. Ben eskileri pek sevmiyorum. Yeni sıcak haberleri seviyorum. Sonra yine senin hayatını mı diyelim, sıkıntılarını yine kim çözdü? Türkeşfilik. İyiydi, öldür, hakkını ver. Tamam mı? Şaban Yetkin. Bak, sen Türkeşfilik'e o kadar laf söylüyorsun da, şimdi tarafsız haberiz biz. Türkeşfilik'e ben de her laf söylüyorum ama... Şimdi Türkeşfilik seni her yerde kurtardı. Her zaman onun masasındaydın sen. Ondan sonra arkadaşlar yine başka ne vardı? Şu an hatırlayamadım, notlarımda vardı da. Hangi birini anlatalım? Arkadaşlar hangi birini anlatalım? Şimdi arkadan arkadaşlar böyle yapıyorlar. Birkaç arkadaş var burada. Yumurtalıktan böyle yapıyor arkadaşlar. Şimdi seyircilerimiz de var arkada. Hangi birini anlatalım Emine Hanım diyorlar. Evet. Neyse, fazla ben şimdi Şaban'a yüklenmeyeyim. Şimdi Şaban Yetkin kedicikler medicikler diye bir mesaj yayınlamış. Ya yine çok aşağılayıcı laflar söylemiş ama sonra akabinde bu paylaşımı kaldırmış. Şey, az önce baktık, paylaşımı niye kaldırdın? Niye kaldırdın? Ondan sonra Taliye Ünlü. Ya Taliye Ünlü, o kızcağız gerçekten iyi bir kızdı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıydı. Kızı var ya, rezil ettin, rezil. Bak, bu da en son yaptığım o kadar. Belki o kız aday olacaktı, bilemiyorum. Allah bilir. Nasip değilmiş. Vardır bununla bir hayır Taliye'cim. Taliye'nin bu duruma gelmesinde de yine o yerel gazeteciyle Şaban Yetkin'in yüzünden o kızın adayla belki de onaylanmadı. Kızı rezil ettiniz. Rezil ettiniz. Buradan da söylemeden geçmiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Yani Şaban Yetkin'in
filmlerini, fırıldaklıklarını anlatmakla bitmez. Yumurtalık da çok iyi biliyor. Benim anlatmama gerek. Bak ben az anlattım. Bak şu an yorumlarda yazıyorlar. Yaptığın, neler yaptığını anlatıyorlar. Çünkü senin ne olduğunu, ne mal olduğunu biliyorlar kardeşim. Nasıl bir insan olduğunu, karakterini artık parayla sattığını herkes biliyor. Her şey senin dünyanda para olmuş. Para için yapmayacağın yok diyor bak. Herkes söylüyor. Özelde ne bak şu an yazıyorlar. Şaban Yetkin karakterini parayla satacak bir adam diyorlar. Hani bana demişsin ya sosyal medya hesabına parayla haber yapıyor diye. Hadi ispatla. Ben buradan söylüyorum. Ben hiçbir konuğumdan, hiçbir canlı yayınıma gelen insandan asla ve asla ve hatta ne para isterim ne de böyle bir talebim olabilir. Asla. Çünkü benim parayla işim yok. Senin işin var parayla. Parayla imtihan oluyorsun. En son belediyenin sandalye masası sahildeki yerlerinde oğluna kapmıştım. Onu da unutmadık. Onu da söyleyelim yani. Nerelerde bedava yemekler yediğini, içkiler içtiğini, daha oralara gelmedik. Oralara gelirsek işin içinden çıkamayız zaten. Evet, şimdi bakalım Şaban Yetkin kimin bayrağını sallayacak? Onu da eğer siz de adam yerine koyar da bir yere yine koordinatör ederseniz hepinize yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Artık gözünüzü açın. Birkaç tane adam almış yanına. Bir de abi enteresan kendi sosyal medya hesabında beğeniler yapıyor ya. Beğeniler de kendi etrafında 3-5 adam var. Onlar atıyor tutuyor onları da kandırıyordur kesin. Sizi de kandırıyordur arkadaşlar kendinize gelin. Kendi aklınız yok mu? Şaban'ın aklıyla hareket etmeyin. Şimdi abi bizim ilçede bu seçim bir sürü sosyal medyada Yumurtalık bölgesinde fake hesap dediğimiz sahte sosyal medya hesapları var. Facebook hesapları var. Mesela en son beni biri tehdit etti. Sonra hesabı kaldırdı ama bir hesabı daha var. Müdür Kerem. Müdür Kerem beni tehdit etti arkadaşlar. Özel Messenger'dan yazdı. Sonra da sildi ve kaldırdı. Hesabı da kaldırdı ama bir hesap daha var. Müdür Kerem diye. Müdür Kerem bana dedi ki kadın kolu başkanı Aysel Mengütay hakkında konuşursan dilini keseriz dediler. Dilini koparız dediler. Bak AK Parti Yumurtalık Kadın Kolu Başkanı Aysen Mengütay'ın haberlerini yaparsan, onunla ilgili konuşursan senin dilini keser, kafana sıkarız dediler. Müdür Kerem isimli fake hesap. Buradan söylüyorum. Şimdi Ali Fedai, Yunus Yörükoğlu, Ahmet Kadak, daha birçok en son şey vardı. Ne vardı? Ali neydi? Ali Mercan neydi? Ali Can mıydı? Ali Mercan mıydı? Bir tane daha var. Arkadaşlar bunlar sosyal medyada Yumurtalık'ta fake hesaplar, sahte hesaplar. Buralardan insanlara hakaret ediyorlar. İnsanlara küfrediyorlar. Kopyala yapıştır bir yerlerden resimlerini buluyorlar. Sanki WhatsApp'tan görüşme yapmış gibi üstüne isim yazıyorlar. Resim koyuyorlar. Kopyala yapıştır usulü ve iftira atarak birçok insanların özel hayatlarına, insanların kişisel haklarına hakaretler, küfürler, incitici sözlerle eleştiriler de bu yapıyorlar. Eleştiri de demeyeyim de gerçekten iftira atıyorlar. Ve birçok aday adayına da aynı taktiği uyguluyorlar. En son Enver Çelik hakkında yazdılar. Enver Çelik'e Türkeşfili'nin bankamatikçisi olduğunu yazdılar. Hangi kim yazmıştı onu? Bir hesap vardı yine. Yeni bir hesap o hesabın. Evet, Refah Partisi'nin adayı Enver Çelik'in hakkında da jeneratörlerle ilgili deprem bölgesine giden jeneratörlerin sattınız yediniz gibi bir ifade kullanmış. Bu sahte hesaplar arkadaşlar. Yunus Kara. Evet, Yunus Kara diye bir hesap. Şimdi arkadaşlar söylüyor. Yunus Kara diye bir hesap. Türkeşfili'nin mevcut belediye başkanının bankamatikçisi değil miydin diye Enver Çelik'e iftira attığını biliyoruz. Yani bu fake hesaplar, sahte hesaplar aday adaylarını yalan iftirayla olmadık şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Evet, en son Enver Çelik'e iftira atmışlardı. Deprem bölgesine giden jeneratörlerin alıp sattığını söylediler. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Enver Çelik'e yine şey dediler. Mevcut Milliyetçi Hareket Partisi'nin bankamatikçisi olduğu söylendi.
Sonra o hesaplar kaldırıldı mı bilmiyorum. Şu an kaldırıldı mı, duruyor mu? Sonra kaldırdılar mı? Dava mı açıldı? Dava aç vallahi Ömer Çelik, buradan söylüyorum. Bak bu hesaplara dava açın. Gerçekten kimin olduğu ortaya çıksın. Ben Şaban'dan şüpheleniyorum ama başkası da olabilir. Günahını almayayım şimdi. Yani ilginç şeyler. Evet arkadaşlar, yorumlara bakalım mı? Evet, biraz yorumlara bakalım. Devam edeceğiz sonra. Evet. Beytullah Akıllı da katılmış. Evet. Burak Yıldırım izliyor. O Terbi Türk'ü de pişman izliyormuş. Evet arkadaşlar, halkın içinden gelen kişilere sadece vatandaş anlar demiş Halit Akkuş. Serkan Kaya yine de Zafer Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Serkan Kaya kardeşimiz izliyor. Mustafa Aktaş Göbeören'den çöp konteyneri yok demiş. Mustafa Aktaş Göbeören köyünde çöp konteyneri niye yok demiş. İsmail Salaç, Emine Hanım bir fincan ne? Bir fırtına. Valla okuyamadım, İsmail abi ne yazmışsın? Fırtına. Ya bir fırtına çakar. Taşı toprağını alar götürür demiş. İnşallah alsın götürsün vallahi İsmail abi. Artık bu düzen değilsin İsmail Salıç, vallahi diyorum. Ali Bulut. Zeydan Başkan'ın kazanma ihtimali var mı? Acaba nedir? Acaba durum. Vallahi Ali Bulut kardeşim. Zeydan Karalar var. İyi Parti'den yine başbuğumuz, rahmetli başbuğumuzun kızı Sayın Ayyüce Türkeş hanımefendi var. Vallahi adaylar da güçlü. AK Parti kimi çıkaracak bilmiyorum. Evet. Hayırlısı olsun abi. Memleketimiz için kim hayırlısı olsun, öyle dua edelim. Seyhan Aile Pansiyonu, iyi yayınlar Şaban Yetkin. Nankör köpek demiş. Seyhan Aile Pansiyonu, iyi yayınlar Şaban Yetkin. Nankör köpek demiş. Mustafa Gün, Aydın Kütükoğlu Bey çok güzel bence yönetir belediyeyi, adam gibi adam demiş. Aydın Kütükoğlu iyi bir adam, naif bir adam. Yani kimseye bir zararı yok abi. Kimseye zararı olmaz yani. Ama yönetim konusunda bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Onu ilerleyen zamanlarda konuşacağım. Onunla ilgili yönetimini bilmiyorum ama insan olarak güzel adamdır. Nafiz Ünsal, Kanada'dan selamlar. Burada belediyeler her çeşit hizmetini gördükçe Eskişehir ve Konya haricinde tüm şehirlere ağlıyorum demiş. Biz de aynıyız Nazifat, valla. Ağlıyorum ben de. Ya, aylardır, yıllardır bunları söylüyorum, haykırıyorum. İnşallah düzelteceğiz bu seçim. Kenan Görken selam demiş. Cem Nemli selam, iyi yayınlar demiş. Cem Nemli, vallahi Cem Nenli aday olmanı isterdim yani. Bak Aydın Küçükoğlu da iyi bir kardeşimiz ama Cem Nenli şu an Mersin Belediyesi'nde çok güzel işler yapıyor. Cem Nenli gerçek bir belediyeciydi. Milliyetçi Hareket Partisi kaybetti bu konuda. Niye Cem Nenli'yi kaybetti? Cem Nenli belediyeciydi abi. Gerçekten dürüstlüğüyle, her şeyle markaydı adam. Hayırlısı olsun. Yaşın genç, bir dahakine bakarız. Daha iyi çalışırız bir dahakine Cem kardeşim. Turgut Erişmen izliyor. Turgut Erişmen de Turgut Erişmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü adaylarından Yumurtalık'ta. Bakın onunla ilgili, valla Turgut abi kusura bakma, buradan bir şeyler anlatacağım Turgut kardeşim. Şimdi Turgut Erişmen, ya arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde güçlü bir aday dedim. Hesap yaptım, kitap yaptım. Bunu herkes yapmıştır. Benim yaptığım gibi vallahi billahi tallahi şu anki adaylar, Yumurtalık'taki adaylar ve aday adayları Turgut Erişmen üzerinden siyaset yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ve bu hepiniz oturdunuz, hesap yaptınız. Turgut olursa şöyle olur, Turgut olursa böyle olur dediniz. Dediniz, dediniz. Acaba Turgut Erişmen aday olmazsa, diğer adaylarda olursa biz CHP olarak kaybedersiniz. Kaybeder misiniz? Kaybedersiniz. Aa, buraya yazıyorum. Yazıyorum, bir daha söylüyorum bakın. Göreceğiz, yaşayacağız ve göreceğiz. Kim gelirse gelsin, Feriştah'a gelsin. Bak ben yılların Yumurtalığın siyasetini bilen biri olarak, bedelini ödemiş bir kadın olarak söylüyorum buradan. Tekrar söylüyorum. Niye hiç Turgut Erişmen arkadaşlar? Arkadaşlar şu an
CHP'nin kendi aday adaylarından da var. CHP aday adaylarından, diğer partilerin adayları, aday adayları, hepsinin arkadaşlar şu an duyduğum kadarıyla günahınız boynumuza, günahınız vebaliniz, günahınız boynunuza. Herkes bana bugün telefon açtı. Belki 20-25 kişiyle görüştüm abi, yumurtalık. Ne dediler biliyor musunuz? CHP'nin kendi aday adayları da dahil, diğer partilerin aday adayları ve adayları da dahil dediler. Bakın bana dediler. Turgut Erişmen aday olmasın diye abi CHP'nin milletvekillerini arıyoruz, arattırıyoruz. Arattırıyorlarmış da. Aman ha, Turgut Erişmen kötü adam, şu adam, bu adam, sakın aday yapmayın diye bir taktik, bir şey çiziyorlar. Bak, yol çiziyorlar kendilerince. Hani Turgut Erişmen aday olmazsa biz her türlü alırız seçimi hesabı yapanlar var. Ya arkadaşlar, bu kadar mı insanlar karakterinizi, kişiliğinizi, haysiyetinizi, insanlığınızı bu kadar mı yitirdiniz ya? Kusura bakmayın da bir insanı karalamak, çamur atarak adamı aday göstermeyelim, milletvekillerini arayalım, şunu araya sokak, buna devreye sokak da bu güçlü adam, bunu yiyelim, bir şekilde buradan üzerine çizgi çektirelim diyen adaylar ve aday adayları gördüm. Ayıp ya. Turgut Erişmen üstüne siyaset yapıyorsunuz. Hepinize ayıp ya. Ben utandım ya. Ya aday olsan ne olur? Belediye başkanı olsan ne olur? İnsanlığını kaybetmişsin, daha ne olur? İnsanlığınızı kaybetmişsiniz. İnşallah hayırlısı olsun Turgut Erişmen için de. Bir şey demiyorum. Yani bir de enteresan, Turgut Erişmen'in arkasından atıyorlar, tutuyorlar, küfrediyorlar, belgeler gönderiyorlar. Aman bu adam olmasın diye. Bütün güçleriyle çaba sarf edenler Turgut Erişmen'i görünce kucaklıyorlar, sarılıyorlar. Abicim, canım falan diyorlar. Ya bu nasıl bir karakter arkadaşlar? Bu nasıl bir haysiyet? Bu nasıl bir ahlak? Yani sen şimdi bu adama küfret, hakaret et, görünce de sarıl. Ayıp ya. Vallahi yakıştıramıyorum. Hiçbirinize yakıştıramıyorum. Evet, Belgin Ekinci Erzin katılmış. Burak Yıldırım izliyor. Burak abi selamlar. İsmail Salıç... Yumurtalık'ta CHP meclis üyesi makam geçicidir, hizmet kalıcıdır. Aynen öyle. Makamlar geçicidir. Abi insanlığını yitirme. Burak Yıldırım, hayırlı akşamlar demiş. Emine Nebat Karataş, iyi yayınlar Emine Hanım demiş. Evet, Uğur Karataş beyefendinin Deva Partisi Yumurtalık Belediye Başkan adayının hanım eşi, çok kıymetli eşi Emine Hanım. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Emine Hanım, dobra dobur ya, yorumlarınızdan sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ercan Sidar, Aydın Başkan'a hayırlı olsun. Ha, olsun. Olsun. Burak Yıldırım, asla para talep etmediniz. Belediye Başkanı Tülay Arı yayına çıktı. Abi yapmam yani. Benim parayla işim yok. Memleketime güzel insanlar gelsin. Tanıtın kendinizi. Beytullah Akıllı AK Parti Yumurtalık ilçe başkanı, AK Parti ilçe başkanımız Beytullah Akıllı izliyor. Beytullah abiye de buradan selamlarımı gönderiyorum. O da iyi adamdır. İnşallah bazı oyunlara gelmezsin Beytullah abi. Tekrar ediyorum. İbrahim Çay, ablam kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Saadettin Nenneoğlu, iyi yayınlar Emine Hanım. İyi akşamlar kardeşim. Burak Yıldırım, ben çaresizsiniz dernek başkanı Burak Yıldırım, benden almadınız, aksine siz hepimize destek oldunuz, yayınlarımıza Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim Burak abi. Bak görüyorsun işte, Yumurtalık'ta Şaban Yetkin böyle bir yazı yazmış sosyal medyasında, parayla satıldığımı, hepinizden para aldığımı, yayına katılanlardan para istediğimi söylemiş, iddia etmiş. Terbiyesiz ya, terbiyesizsin sen. Gerçekten terbiyesizsin Şaban Yetkin. Sen kendi, kişi kendinden bilir işi diye bir laf var. Sen kendinle beni karıştırma Şaban Yetkin. Bak arkadaşlar yazıyor buradan. Kimseden 5 kuruş talep etmedim. Terbiyesizsin. Evet, Nazif Ünsal. Memleketim Kanada'dan çok güzel. Fakat Kanada'da insanlar
Evet, Türkiye'de ise insanların dokunduğu yer çirkinleşiyor. Vallahi çirkinleşiyor. Salim Pamuk, Emine Hanım, bu belediyede çalışan işçiler için geri dönüşüm olacak mı? Bilgilendirirseniz seviniriz. Saygılarımla demiş. Evet, Salim Pamuk, valla belediye değişirse yönetim tabii ki de içerideki maaşlarınızı alacaksınız. Aylarca, yıllarca maaşını tam alamayan işçiler var. Alacaksınız tabii ki kardeşim. Necat Akkuş. Ülkenin gidişatı hiç iyi değil. İçim yanıyor. Ben şehit babasıyım. Bu ülkede memleket hasretiyle yanan, Allah rızası için çalışmak isteyen bir Allah'ın kulu yok mu? Nasıl bir düzenin içindeyiz? Şehitler adına onları Allah'a havale ediyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Zalimler için yaşasın cehennem demiş. Yaşasın cehennem abi. Alican Yıldıran, selamlar. Halit Akkuş, Mersin ve Karataş sahili çok güzel iken Yumurtalık neden sahil ve gelişme olarak çok kötü demiş. Halit abi niye çok kötü? Çünkü birilerinin rantı var. Birilerinin rantı bozulmasın diye ilerlemiyor abi. O rant hep aynı kişilere döndüğü için Yumurtalık ilerlemiyor. Bunu ben aylardır söylüyorum zaten. İsim veriyorum vallahi, kusura bakmasına. Taceddin Dengiz, Adana'nın İncisi ilçenin 14'ü İmamoğlu, selamlar olsun. Evet, İmamoğlu'na selamlar abi. Dengiz kardeşim, İmamoğlu'na da selamlar. Bizi izliyor İmamoğlu. Tekin Nezihi, İbrahim Çay, ablam Zeytinbeli'ndeki deprem evim ne zaman yapılacak? Evet, İbrahim Çay'ın Zeytinbeli'nde deprem evi yapılmamış, yapılacak. Ben müteahhit arkadaşlarla da görüşüyoruz. Hızlanacak. Hatta önümüzdeki günler beni davet edeceklerini söyledi. O işe alan, ihaleyi alan müteahhit arkadaşlar bugün beni aradılar. İbrahim kardeşim, deprem evleriyle alakalı, Yumurtalık ile ilgili bilgi verdi bize. Onunla ilgili de önümüzdeki hafta içinde yayın yapacağız. Orada daha net bilgi alırsın. Müteahhitle görüşeceğiz abi. Tekin Nezihi, düzen değil, kafalar değişsin demiş. Sistem değişmesi lazım. Tekin Nezihi, düzen değil, düzen de değişmesi lazım, kafalar da değişmesi lazım. Düzen bozuk olunca, sistem bozuk olunca otomatikman insanlar da bozuluyor abi. Hepimizin kafa farklı çalışmaya başlıyor. Cemlen'i çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim kardeşim. Aslan gibisin vallahi, hiç üzülme. Abdülcebbar Sönmez, iyi yayınlar. Yumurtalık öyle böyle değişecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Bak Abdülcebbar Sönmez abi, kalp krizi geçirmişsin duydum. 2 gün önce, geçmiş olsun. Allah'ım şifa versin kardeşim. Anji olacağını duydum. Ayvalık köyünden selamlar Ayvalık köyüne. Taceddin Dengiz, Sarıçam Belediyesi'nde inşallah Yusuf Özer ile iyi olacak. Vallahi Taceddin kardeşim, Sarıçam Belediyesi'ne Yusuf Özer ismi İyi Parti'den, daha önce AK Parti'deydi Yusuf abi. Yusuf Özer, avukat Yusuf Özer. Abi yemin ederim, ben Yusuf Özer'e baktığımda Sarıçam'da İyi Parti'nin adayına kimi görüyorum biliyor musunuz? Muhsin Yazıcıoğlu'nu görüyorum. Yani Yusuf Özer'le ben program yaptım. Abi programı kapattıktan sonra ona ne dedim biliyor musunuz? Avukat Yusuf Özer'e, İyi Parti Sarıçam Belediye Başkan aday adayı. Yusuf abi dedim, sen de ne gördün biliyor musun? Ne gördün kardeşim dedi. Seni rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na benzettim dedim. Ahlaki değerinle, ataerkil yapınla ve kültürüyle, bilgisiyle. Vallahi benziyorsun. İnşallah Yusuf Özer'le belediye başkanı olur Sarıçam'a. O düzen de bozulsun istiyorum. Orada da bir çark dönüyor. O çarkı inşallah Sarıçamlılar değiştirir. İsmail Seyhan, ağzına sağlık, erişmen bomba gibi geliyor. Vallahi gelsin. Erişmen olmazsa zaten CHP alamaz. Ben söylüyorum burada. Kusura bakmasın herkes. İsteyen istediğini diyebilir. Şaban Yetkin demiş ya, para aldın işte, şunu aldın, bunu aldın. Vallahi ben sana söylüyorum bak. Ne dersen de istediğin kadar hakkımda atabilirsin, tutabilirsin, şantaj yapabilirsiniz, tehdit edebilirsiniz. Her lafı diyebilirsiniz bana. Ben kendimi biliyorum, Allah da biliyor. Sizin gibi içki masalarında yazıp çizmiyoruz biz. Biz Allah diyoruz, alnımız secdede elhamdülillah Müslümanım.
Allah'a sığınırım, Allah'tan korkarım. İstediğini diyebilirsin, istediğini yazabilirsin Şaban Yetkin. Oldri meydan, istediğini söyleyebilirsin. Üç kuruşluk adamsın şu saatten sonra. Kusura bakma. Onun için tekrar söylüyorum. Turgut Erişmen CHP'den aday olmazsa, söylüyorum abi, inadına söylüyorum sana. Madem sen bana iftira atıyorsun Turgut Erişmen konusunda, ben de tekrar ediyorum. Turgut Erişmen CHP'den aday olmazsa CHP kaybeder. Buraya yazıyorum. Hepiniz yazın bugün tarihini. Ama Turgut Erişmen aday olursa göreceksiniz. Emine Koçak dediydi diyeceksin. Bir öleceğim günü bilmiyorum. Onu da bilseydim mezarımı kazardım kardeşim. Hazır ederdim. Onu da kafana yaz. Evet, İsmail Salıç Emine Hanım'la iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Serkan Kaya. Zafer Partisi Adana'yla halk için, memleket için çalışacak. Vallahi Serkan Kaya Yüreğir, Zafer Partisi Yüreğir ilçe başkanı. Valla il başkanınızın adını bile bilmiyorum ama Serkan Kaya kardeşim, Allah için şimdi Zafer Partisi'ne de sesleniyorum. Bu Serkan Kaya'dan başka adam yok mu ya? Hiçbirinizi ne sosyal medyada görüyoruz, ne bir yere katılıyorsunuz. Ben hep Serkan'ı gördüm. Sana da buradan helal olsun Serkan Kaya. Ya Allah, Emine ablan seni takdir ediyor. Helal olsun, çalışıyor çocuk. Onun da ayağını kaydırırlar. Çok çalışan ayağını kaydırırlar, fazla çalışma. Söyleyeyim. Taceddin Dengiz, iyi yayınlar. Yusuf Özel Sarıçam'a yakışır Emine Hanım. Biraz bahseder misiniz? Gerçekten yakışır Taceddin Dengiz. Bakın, iyi yayınlar demiş. Yusuf Özel Sarıçamlıların bir düşünmesi lazım. Yusuf Özel'i iyi araştırın, tanıyın. Yusuf Özel halk adamı, halk ozanı gibi, ya kelime bulamıyorum. Yani arkadaşlar, tek kelime Yusuf Özel'le eşittir Muhsin Yazıcıoğlu'nu görebilirsiniz. Daha anlatmaya gerek yok. Hüseyin Karatoprak izliyor. Hüseyin abi nasılsın? Hayırlı akşamlar. Katıldığın için teşekkür ederim. Karatoprak İnşaat. Hüseyin Karatoprak. Hüseyin Karatoprak arkadaşlar, Karatoprak İnşaat'ın sahibi. Kendisi Saadet Partisi'nden aday olur mu? Olur. Bakın, söylemedi demeyin. Hüseyin Karatoprak, Karatoprak İnşaat'ın sahibi. Saadet Partisi'nden, Adana'dan belediye başkanı adayı olur mu? Olabilir. Abi, bekliyorum senden güzel haberler. Celal İlter katılmış. İyi yayınlar Emine Hanım. Başarılar. Murat Kurt. İyi yayınlar Emine Hanım. Zeki Avşar izliyor. Muhammed Sıtkı Seyhan. Koltuk sevdası hep galip gelmiştir. Ya vallahi makamlar, rakamlar havada uçuyor. Muhammed Sıtkı Seyhan. Vallahi bu koltuk sevdası değişik bir şey. Hele bizim ilçede korkunç boyutta. Bildiğin gibi değil. Asım Öztürk iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Hüseyin Karatoprak. Kıymetli Emine Hanım, tebrik ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah Hüseyin Karatoprak Saadet Partisi'nden, Adana'dan adaylığını açıklar mı? Açıklayabilir. Öyle bir içimde his var. Bekliyoruz. Mehmet Celal Cemalettinoğlu iyi yayınlar diliyorum. Taceddin Dengiz Saadet Yumurtalık mı? Sadece Yumurtalık mı konuşuyoruz? Ya Taceddin abi, Yumurtalık'ın dışında konuşacağım çok şey var da Yumurtalık'ı bir türlü bitiremiyorum. O kadar çok ahlaksızlıklar var ki Yumurtalık'ta. O kadar edepsiz, hayasız insanlar var ki. Bitiremiyorum Yumurtalık'ı. Anlata anlata bitiremiyorum. Bitmiyor. Yaptıkları vukuatlar bitmiyor abi. Yumurtalık'ta kafeleri denetleyin. Buradan kolluk güçlerine sesleniyorum. Bakın, kafe, restoran adı altında kumar oynatanlar veya kadın satıcılarının oralara çöreklendiğini, oralarda iş götürdüğünü, hap satan kafeler var, büfeler var. Bakın, bunu muhtarlar söylüyor bana ya. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Muhtarlar anlatıyor bana. Belediyenin çalışanları anlatıyor. Amiri, memuru duymuyor mu? Günlerdir anlatıyorum. Allah rızası için. Evet, Yumurtalık bitmez. Kendine gelecek inşallah. Ben burada anlattıkça birileri kendine gelecek. Ben umutluyum. Ramazan Manas, iyi yayınlar Emine Hanım. Teşekkür ederim kardeşim. Caner Kadak. Caner Kadak, bu Ahmet Kadak kim? Caner Kadak, Ahmet Kadak adında birilerini iyi atıyor tutuyor. Bir akrabalığın var mı kardeş?
Bekir Bostan izliyor Konya'dan. Merhaba Emine Hanım. Konya'dan selamlar. Adana'da hangi parti kazanır sizce? Vallahi çok zor bir soru bu. Ateş attı gibi Adana. Hele bir AK Parti veyahut da Cumhur İttifakı'nın Adana merkez adayı henüz açıklanmadı net olarak. Açıklanırsa o zaman yorumlarımı yapacağım Konya'ya. Evet. İbrahim Çay abla Zeytinburnu depremleri ne zaman başlayacak söylemiştim. Yüreğir Bağımsız Belediye Başkanı adayı Tülay Arı demiş. Evet. Evet. İbrahim Çay. Yumurtalıkta hangi partiler ittifak yapar? İttifak yok abi. Herkes bağımsız girecek. Ama son dakika biliyorsun Yumurtalıkta dediğin gibi ittifak kendi aralarında ittifak yapabilirler. Daha önce de bunun örneklerini gördük. Abla Yumurtalık aynı parti ittifak yapar. İl başkanımız, adaylarımız sahada çalışıyorlar Emine Hanım. Adana ve tüm ilçelerde eşi eline teslim edeceğiz. Allah için onlarla yürüyoruz. Evet Serkan Kaya inşallah il başkanınıza da selamlar. İnşallah bir gün davet ederiz. Onlarla da sohbet etme imkanı buluruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İbrahim Delisan. İyi akşamlar diliyorum Rize'den. Rize'ye selamlar. Rize'den izliyorlar bizi. Evet. Ben teşekkür ederim Serkan Bey. Ercan Özdemir. Daha önce AK Parti'den milletvekili aday olmuştu. Ercan Özdemir selamlar başkanım demiş. Ali Öztürk iyi yayınlar selamlar. Ali Öztürk selamlar güzel kardeşim. Ali Öztürk de Milliyetçi Hareket Partisi Yumurtalık Belediye Başkan aday adayıydı. Mert bir kardeşim. Çok efendi, çok terbiyeli, çok güzel aile yapısı olan adam gibi adamdır. Ali Öztürk de gençsin. İnşallah bir dahaki seçimde Ali Öztürk'ü de görmek isteriz tabi bu yarışta. Mustafa Duran iyi yayınlar Emine Hanım demiş. Evet yorumlar okuyabildiklerimi okudum. Bayağı yorum var arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Konulara gelemedik bak yorum okumaktan. Evet arkadaşlar şimdi başka ne vardı? Hemen konularımıza bakalım. Şimdi Yumurtalık'ta muhtarlar konusu var arkadaşlar. Muhtar adayları ve aday adayları. Yumurtalık küçük bir yer, kaynar. Herkes birbirini tanır. Ufacık bir şey olsun, kıvılcım gibi bir anda böyle herkes duyar. Çok küçük bir ilçe. Sahil ilçesi. Çok güzel, şirin bir sahil ilçemiz. Yumurtalık'ta muhtarlarla ilgili çok ilginç şeyler var. Muhtar adayları ile ilgili. Şimdi bazı adaylar var abi. Mesela bir tane adaydan bahsedeyim. Yıllardır ben bunu hep söylüyorum. Hiçbir şey yapılmadı. Çünkü belediye başkanı da Zeytinburnu'ndan olduğu için hiçbir şey yapılmadı. Hangi muhtar? İsmini vermiyorum. İsmini vermiyorum. Yumurtalık'ta hangi muhtar? Kaldırımın üstünde yola kadar iş yeri var. Bunu soruyorum. Ya Allah aşkına büyükşehir mi bakıyor? Yumurtalık mı bakıyor? Kim bakıyorsa baksın yani. Yumurtalık'ta abi şöyle duruyorum. Zaten bir caddesi var. Çok da güzel önlere böyle cepheler yaptılar. Çok da şık olmuş. Fakat bu muhtar hangi cesaretle abi böyle biraz da ne cesareti var biliyor herkes. Cesaretle abi kaldırımın üstünü yürüme yeri yok yani yürüme yerinin tamamını zapt etmiş. Yıllardır ha. Kaçak yapı diyorsunuz. Alın size kaçak yapı. Muhtar kaçak yapı yaparsa, belediye başkanı yaparsa, belediye başkanının oğlu yaparsa, hoca bilmem ne yaparsa, cemaatte bilmem ne yapar derler değil mi? Şimdi siz bunu yaparsanız, bir muhtar bunu yapıyorsa, kaçak yapı, belediye başkanı ve oğulları yapıyorsa, herkes yapar. 900'ün üzerinde sit alanında kaçak yapı var. Biz bunu günlerdir söylüyoruz. Ya bir gezin dolaşın bir bakın ya bu kaçak yapılar kim yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl usulüne uyduruluyor, nasıl elektrik çekiliyor, nasıl su çekiliyor. Kaçak yapıya hem kaçak yapı yapıyorsun sit alanına hem de su elektrik çekiyorsun abi abonelik yapıyorsun. Ya böyle bir kura ben aklım almıyor. Aklı alan varsa bana bildirsin. Evet adamına göre oluyor her şey. Evet muhtarlar dedik. Muhtarlarla ilgili yine çok ilginç bir konu geldi arkadaşlar. Şimdi Kemalpaşa Mahallesi'nde muhtar adayları bayağı çoğalmış dediler. Ya muhtar adaylarından bir tanesi aday adayı değil mi? Aday adayı. Kemalpaşa Mahallesi'nde muhtar aday adaylarından biri dikkatimi çekti. Adını vermiyorum. O kendisini biliyor. Abi bundan 4-5 sene önce AK Parti ilçe sekreteri aday mı oluyorlar? Aday aday olmuyorlar mı? Ha, hepsi aday diye geçiyor.
Muhtar adayı. Şimdi Kemal Paşa Mahallesi'ne bir muhtar adayı ismi geldi. Herhalde 5-6 tane mi 7 tane mi adayı var. Enteresan. Ufacık da bir yer ama bereketli demek ki. Şimdi orada bir muhtar adayının ismi dikkatimi çekti arkadaşlar. İsmini vermiyorum. O kendisini biliyor. Beni de izliyor şu an. Buradan sesleniyorum. Ya arkadaşlar 4-5 sene önce AK Parti ilçe sekreteri, AK Parti ilçe sekreteri hanımefendinin sana açtığı kaç tane dava var cinsel tacizle alakalı? Yok, utanma yok mu sizde ya? Bir de aday izliyor ortaya çıkıyorsun. Arkanızda kim var sizin? Arkanızdakiler gitti artık. Bay bay. Şimdi bu muhtar adayına buradan sesleniyorum. Kemal Paşa'daki muhtar adayına. AK Parti'nin önceki dönem 5 sene, 4 sene önceki ilçe sekreterinden cinsel tacizde bulunup kaç tane dosyan var? Beraat etmiş bak şey pardon ceza da almışsın diye duydum. Ceza da almışsın diye duydum. Hiç utanmadan bir de adayım diye ortaya çıkıyorsun. Koca koca adamlar. Utanmıyorsunuz. Cinsel tacizler. Ya o gün ya bu adayın bu dediğim adayın abisi öğrencinin birini arabasını alıyor. Kız öğrenci üniversiteden. Kıza cinsel tacizde bulunuyor arabada. Şikayette bulunuyor. Bundan 1-2 ay önce olmuş bu. Ya bu nedir bu cinsel taciz, dinsel taciz yani? Bir de utanmıyorlar ya belediye başkan adayı oluyorlar ya muhtar adayı oluyorlar. Bu insanlar utanmıyor. Meclis üyesi adayı olanlar var. Bir kendinize gelin kendinize. Ah bana bir yetki verirse yumurtalıkta ben kimlere neler neler düşünürüm de işte yetki yok. Evet, şimdi muhtarlar konusuna da değindik. Muhtarlara başarılar diliyoruz. Çok güzel adaylar da var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun kardeşim. Böyle cinsel tacizden ismi gündeme gelen sarhoş, ayyaş, kadın satıcıları, esrar içen, eroin içen, hap satan, uyuşturucu madde satanlar muhtar adayım diye ortaya düşmüş yumurtalıkta. Vallahi hepinizi rezil ederim. Hepinizi rezil ederim, hepinizi biliyorum. Hepinizi biliyorum. Sizi rezil ederim hele bir aday olun da. Biliyorum hepinizi. Utanma yok sizde. Bir kenara çekilin de bari edebiniz de bir kenarda durun. Nasıl bir cesaret kardeşim? Hem tecavüzcüsün, hem hap satıyorsun, hem kadın satıyorsunuz ilçede, hem de utanmadan çıkıyorsunuz, gert gert geziyorsunuz, hem de muhtar adayım diye ortaya düşüyorsunuz. Ya yüzünüze tükürmek istiyorum buradan. Yüzünüze tükürmek istiyorum hepinizi. Yüzümüze tükürmek istiyorum. O bazıları kendilerini biliyor onlar. Onlar kimden bahsettiğimi çok iyi biliyor. İzliyorlar şu an beni. İyi izleyin beni. Evet. Yüzünüze tükürülecek adaylar var. Yüzüne tükürülecek. Terbiyesizler var. Neyse beni konuşturmayın. Bu konuda çok sinirleniyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi Şaban Yetkin demiş ki bankamatikçiler diye yayın yapmış Şaban Yetkin eski belediye koordinatörü. Ya sen de bankamatikçiydin. Sen sanki işe mi gidiyordun? Daha geçenlerde işten ayrıldın hala kartın maaş çekiyordun. Ne oldu? Önce insan kendine bakacak sonra karşıdakini eleştirecek, tamam mı? Ha bir de Şaban Yetkin bana ne yazmış arkadaşlar sosyal medyada? Bana demiş ki katil demiş, azmettirici demiş, medya soytarısı demiş. Ya bu lafları söylerken sosyal medya hesabından hiç Allah'tan da mı korkmuyorsun? Ben yargılandım 25 sene önce. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı, mahkemeleri bile bu kelimeyi söylemedi bana. Sen kimsin de sen bu lafı söylüyorsun bana? Terbiyesiz, ahlaksız, edepsiz adam. Şaban Yetkin, duyuyor musun beni? İyi izle ha beni. Buradan iyi izle. Sen bu kelimeyi bana söylerken, azmettirici katil derken, ben karıncayı öldürmemiş bir insanım. Öldürmem. Ben gülü dalından koparırken selamat çeken kadınım. Terbiyesiz, hadsiz, ahlaksız. Ahlaksız Şaban Yetkin. Sen bu kelimeyi bana diyemezsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana beraat kararı vermiş. Ve bana maddi manevi tazminat ödemiş. O zaman 25 sene önce gazetecilere o beyanatları sen verdin. Oturdun böyle onlara yalakalık yaptın. Emine Koç'a tutuklatalım ki belediye başkanı olamazsın diye. Emine Koç'a belediye başkanı olamazsın diye paket yaptık Emine Hanım'ı diyen senin gibi bir şerefsizdir. Duydun mu beni?
Duydu mu? Tam sinirlerim tepeme çıkıyor. Ahlaksız! Şaban Yetkin, iyi dinle. Beni iyi dinle. Tamam mı? O zaman Emine Koç'a paket yaptırdık. Cezaevine göndereceğiz, tutuklattıracağız. Seçim bitecek, bıraktıracağız diyen Şaban Yetkin. Tamam mı? O zamanki yalan iftiraların var ya. O zamanki iftiraların hala internette duruyor. O beyanatları sen servis ettin. Sen söyledin o gazetecilere. Ulusal basına sen verdin o beyanatları. Terbiyesiz. Ahlaksız. Seni gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim. Onu sosyal medyana yazmışsın ya. Bunun hesabını soracaksın. Soracağım. Mahkemeyle de olsa soracağım sana. Sen ben beraat ettiğim bir davadan nasıl bana bu kelimeyi dersin? Devletim dememiş de sen nasıl dersin? Ahlaksız. Ben bir anneyim. Benim çocuklarım var. Torunlarım var. Utanmaz. Sen o lafı yazarken bu kadını düşüneceksin. Bu bir kadın, bu bir anne diyeceksin. Sizin o koltuk sevdalarınız yüzünden nice canlar yandı. Nice zamanım gitti. Nice gözyaşı döktüm. O ahım seni mahvedecek. O ahım seni mahvedecek. Arkadaşlar, o internette yazılan yazılara inanmayın. O yazıların hepsini şu anki Şaban Yetkin var ya, o çakma fenomen. O çakma fenomen, o beyanat verdi. Beyanat verdi. Ben öyle bir kadın olsaydım şu an burada olmazdım. Yani şu an burada bunları konuşmazdım. Ahlaksız. Terbiyesiz. Ya. Hasbinallah Allah ve nimel vekil. Hasbinallah Allah ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Şaban Yetkin, ben sana çok sinirliyim bak. Haberin olsun. O kelimeni bak, mevcut Türkeş bileydi her lafı diyorsun bana da. Bak, ben sana son uyarım demiştim. Bak, göreceksin. Seni süründüreceğim o mahkeme kapılarında. Evet arkadaşlar, mesaj var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Ace Şahin, Emine Hanım. Salıç Yörük muhafaza, Türkeş Erişmen muhafaza. Azal. Azal. Türkeş memi al fazla demiş. Ya gerçekten arkadaşlar, kusura bakmayın, sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Ya yumurtalıkta vallahi bu acıyı ben çektim ya. Bir kadın olarak ya. Utanmaz. Utanmaz, haysiyetsiz. Haysiyetsiz. Namus kavramın yok senin ya. Namus kavramın yok. Şaban Yetkin. Namus kavramın yok. Sen çıkıyorsun sarhoş, ayyaş. Sen çıkıyorsun abi, sosyal medyasında bana katil demiş ya. Bana azmettirici demiş ya. Ya kabullenilir gibi değil arkadaşlar. Kabullenilir gibi değil. Kabullenemiyorum yani. Ya sen devletimden iyi mi biliyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısından iyi mi biliyorsun? 25 sene geçmiş abi. Hala sanki dün olmuş gibi ısıtıp önüme getiriyorsunuz. Başka da bir şey bulamıyorsunuz. Ya milletin belden aşağı vuruyorsunuz. Ya milletin namusuna çamur atıyorsunuz. Dön bak yine kendine aynada. Şaban Yetkin, namussuzluğun diz boyu gelmiş. Buradan Halim Öztoprak'a da sesleniyorum. Halim Öztoprak. Adamın oteldeki hallerini gördün. Bir gazeteci olarak, tarafsız bir gazeteci olarak niye yayınlamadın Şaban Yetkin'i? Hadi ben bak konuşuyorum burada. Ne olacaksa olsun. Niye yayınlamadın adamın kadınlara sarkıntılık ettiğini, Şaban Yetkin'in? Niye yayınlamadın Halim Öztoprak? Sen de bizim ilçemizin eski bir gazetecisin. Sende vardı bu resimler. Yayınlasaydın hadi. Aa, Emine Koçak'taki yürek yok çünkü sizde. Yürek yok hiçbirinizde. Devam edin. Hasbinallah ve nimel vekil. Evet. O fake hesaplardan yazıp çizmeyin. O fake hesapları buradan emniyet güçlerine, emniyet amirime söylüyorum. Yetkili makamlara söylüyorum. İlçemde fake hesaplarla insanlara iftiralar atılıyor. Herkes de haddini bilsin. Ya oturmuş adamın can dostu ya.
Turgut Erişmen'in can dostu. Her gün yemeğini yiyor, suyunu içiyor, çayını içiyor. Adamın arkasından film çeviren adamlar biliyorum. Bir de adama hiçbir şey yok gibi sarılıyorlar. Abi başkanım başkanım diyorlar. Utanma yok, namus yok, ahlak yok, edep yok sizde. Yediğiniz sofraya bıçak saplanmaz der bizim büyüklerimiz, yaşlılarımız. Yediğiniz sofraya bıçak saplanmaz. Şaban Yetkin, az yemedin filin sofralarında yemek. Yediğin sofraya bıçak saplanmaz. Turgut Erişmen'in arkasından film çevirip genel merkezi arayanlar. Yediğiniz sofraya bıçak saplanmaz. Ayıp, ayıp, ayıp. Kendinize gelin. Ahlaksız adamlar. Terbiyesiz adamlar. Evet. Evet arkadaşlar, bugün kusura bakmayın sinirlendim. Vallahi ne olacaksa da olsun. Ben içimi döktüm kardeşim. Herkese Adana'dan kucak dolusu selamlar. Emine ablanız da böyle bir kadın. Kusura bakmayın, tepesinin tasını attırdılar en sonunda. İsterseniz bir son kez şöyle bir bakalım. Mesaj var mı? Aha, evet. Evet yaz hadi yaz. Öyle Şaban Yetkin, beni engelledin ya. Engelleme kardeşim. Yüreğin varsa engelleme. Engelleme. Engelleme o Facebook'u. Tamam mı? Engelleme. Aç. Adam gibi yaz buradan, yüreğin varsa. Senin yüreğin varsa. Öyle kadın gibi, karılar gibi orada burada dedikoduyla gitmiyor bu işler. Tamam mı? Bazılarına diyorum, avrat gibi dedikodu yapmayın yumurtalıkta. Tamam mı? Erkek olun, erkek. Evet, Taceddin kardeşim, attığım taşlar yerini bulmuş demek ki. Doğru söylüyorsun. Evet, Suriyeli arkadaşlar yazmış. Abla da Suriyeliler ne zaman oturma izin veriyor? Suriyeliler de ayrı bir sıkıntı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet, tekrar aday adaylarına ve adaylara başarılar diliyorum. İyi Parti adayı birkaç gün içinde açıklanacak. Ve CHP'nin adayı da önümüzdeki günler açıklanacak. Kimsenin üstünden siyaset yapmayın. Kimsenin üstüne basmayın. Buradan kadın kolu içi, AK Parti kadın kolu içi, kadın kolu başkanı, dilim dönmez oldu sinirden. Kadın kolu başkanı Aysen Mengütay, senin de yaptıklarını anlatacağım. Korkmuyorum, beni tehdit ettirme. Kerem Müdür diye sahte hesap açmışsın. AK Parti kadın kolu başkanı Aysen Mengütay hakkında konuşursan dilini koparırız diyorlar. Gel de kopar. Gel de kopar dilimi Aysen Mengütay. Gel de kopar dilimi. Dilimi koparacaklar, gelsin hadi. Gelin. Yiğitseniz gelin. Sen önce kadın kolu başkanı Aysen Mengütay. Sen önce belediyeyi kestin. Belediyeyi kestin. Belediyeyi kestin. Kabarık yemek faturalarından bahset. Türkeşvili'nin istediğiniz kadar temizleyin o faturaları. Kim başkan olursa ona hesap da soracağım. İstediğiniz kadar o belgeleri değiştirin. Değiştiremeyeceksiniz. Kadın kolu başkanı AK Parti ilçe kadın kolu başkanı Aysen Mengütay mevcut belediye başkanıyla anlaşıyor. Kooperatif adı altında yemekler yapılıyor. Belediye yemekler gidiyor. Ondan sonra satılıyor. Cenaze yemekleri diye şişirilmiş faturalar, abartılmış, kabartılmış faturalar. Yanındaki çalışanlar söylüyor ha, Aysen Mengütay. Kadın kolu başkanı, yanındaki çalışan, yemek yapan kadınlar söylüyor ha. Ben uydurmuyorum. 2 katı, 5 katı yazıyor Emine abla. Emine abla 5 katı fatura yazıyorlar. Türkeşvili ona acayip para ödüyor, yağdırıyor diyor. İşçinin parasını ödeyemiyorsun da bir avrat görünce mi faturaları şişiriyorsun? Türkeşvelik. Sen de artık uğraşmıyorum. İşin gücün az gelsin. Seninle uğraşmıyorum Türkeşvelik. Sana adalet en güzel cevap verecektir. Herkese yumurtalıktan, Adana'dan selamlar. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Emine Koçak da böyle artık tepemi attırdılar. Çünkü bana FETÖ'cü dediler. Ya bana FETÖ'cü dediler ya. Ya olacak şey mi abi? Hani her şeyi dediniz de. Bana FETÖ'cü dediler yumurtalıkta. Bakın arkadaşlar bana ha. Bana dediler. Bana FETÖ'cü dediler. Susturmak için bak.
Katil dediler. Azmettirici dediler. Ondan sonra kafalarına göre haber yaptırdılar. İnternetlere düşürdüler. Abi ya namusuma kadar dil uzattılar ya. Bu adamlar, şu saydığım isimler, namusuma kadar dil uzattınız ya. Ahlaksız, şerefsiz, namussuzlar. Yüreğiniz var mı benim acaba, sizin acaba benim yüreğim kadar? Sizin yüreğiniz var mı? Soruyorum burada. Var mı yüreğiniz? Çıkın hadi. Öyle hesapları engellemeyle olmuyor Şaban Yetkin. Hemen beni engellemiş görmeyin diyor. Engellesen de engellemesen de senin ne halt olduğunu yumurtalık biliyordu. Şimdi Türkiye biliyor kardeşim. Sizin ne halt olduğunuzu, yumurtalıkta neler döndüğünü artık Türkiye biliyor. Sadece yumurtalık değil. Herkese Adana'dan kucak dolu selamlar. Benimle uğraşmayın. Başınız düşerse dara Emine ablanızı ara diyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar.